Komik adamlar herkese selamlar. Yeni bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere Prestij'den aldığım ön siparişleri göstereceğim. Umarım video keyifli olur. İyi seyirler. Geçen haftaki son çıkan çizgi romanlar listesinde zaten ağırlıklı olarak Prestij'in çıkardığı ön siparişteki ürünleri göstermiştim sizlere. Ben de tabii ki bir kısmını fuarda aldım. Fuardaki videoya da bakabilirsiniz. Bir kısmını da web sitesinden aldım. Bunun dışında bir de Felix koleksiyonunun Karanlık Çağlar cildinde almıştım. Onun da bu pakette gelmesini rica ettim kendileriyle. Fakat geldi mi gelmedi mi tam bilmiyorum. Umarım o da gelmiştir. Böylece her şeyi taslamam elinde olur. Evet, ürünleri sizlere daha iyi gösterebilmek için bu açıya geçtim. Dilerseniz paketimize şöyle etraflıca bakalım. Her zaman olduğu gibi yurt içi kargo ile geldi. Benim bulunduğum bölgeye teslim edildiğinin hemen ertesi günü öğlen vakitlerinde ulaşıyor. Yani o yönden bir sıkıntım yok, memnunum. Yine her zaman olduğu gibi köpek korumalı kutu sizleri karşılıyor. Bir takım ayraçlar çıktı. Once and Future, Die, yine Once and Future ve Sonic olmak üzere şöyle ayraçlar mevcut. Teşekkürler. Her şey bu poşetin içine konmuş. Kutuda da başka herhangi bir hiçbir şey yok. Tahmin ettiğim gibi ön siparişlerim de var ama sanıyorum bir tane, o da Robin Leaves. Bunların dışında başka bir aboneliğim var mı? Yokmuş. Evet. İlk olarak yine Prestij'den çıkan Ghost Rider Lanetlenmeye Giden Yol sert kapak. Fasikül halinde olanı almadım. Muhtemelen böyle bir edisyonun geleceğini tahmin ediyordum. Yani kesin bilmememe rağmen. Açıkçası birkaç özel İngilizce fasikül haricinde, yani Türkçe fasikül pek okumayı tercih etmiyorum. Aslında aşırı beğendiğim bir hikayesi yoktu ama yine de böyle bir edisyonu kaçırmak istemedim. Kağıt kuşe gayet güzel. Ebatları da Prestij'in her zaman bastığı Türkçe sert kapak edisyonlar gibi. Yine mat bir dokulu yapısı var bu, dokunduğunuz zaman iz bırakan. Spider-Man Saltanat bu nispeten daha çok bekleniyordu. Ben de bekliyordum. Açıkçası kapaktan pek memnun değilim. Özel edisyon kapağından memnun değilim. Karton kapak edisyonların kapağı bence daha iyi. Yani şurada koskocaman bir saltanat yazması biraz çizgi romana yakışmıyor gibi ama benim kendi düşüncem tabii ki. Bunun haricinde de içeriği yine Ghost Rider'ın kalitesiyle benzer. Şöyle hızlıca geçelim. Almadan önce buna da baktım da ya, çizimleri aşırı hoşuma gitmedi ama sanıyorum hikayesi Ghost Rider'dan daha iyidir. Karanlık Çağlar var. Buna birazdan değinelim. O da gelmiş. Çok iyi. Cayman koleksiyon. Tahir Özkan'ın son çıkan derleme eserlerinin olduğu bir toplu cilt. Yani biraz meraklısına hitap ediyor. Yani karikatür ağırlıklı bir derleme eser. Çok fazla baştan aşağı bir hikaye yok. Yani Cayman'la ilgili görüp görebileceğiniz her şey bu cildin içinde. Tahir Özkan'ın bu diğer asıl ilk çıkan koleksiyon cildini fuarda kendisine imzalatma fırsatı buldum. Fakat Cayman'ı da bu şekilde almak istedim. Bu şömizli bu arada. Hemen şömizini de açalım. Şöyle başlıksız, sadece çizimin, resmin olduğu bir kapak bizi karşılıyor. Daha kaliteli bir baskısı var açıkçası diğer ciltlere göre. Ama dediğim gibi yine herkese hitap eden bir eser olduğunu pek sanmıyorum. Ve Karanlık Çağlar ana kapak da gelmiş. Bunu dediğim gibi Felix'ten sipariş ettim fakat kargo bedeli ödememek için mağaza teslim seçtim. Mağazası da Prestij mağazası. Kendilerine mesaj attım, sağ olsunlar. Muhtemelen dikkate almışlar mesajımı ve buradaki Prestij ön siparişlere beraber Felix'in ön siparişini de getirmişler. Şöyle 3 adet ayraç karşılıyor. Aynı şekilde numaralı edisyon sertifikası var. 333 adet numaralandırmış. Bendeki de 121'miş. Yani pahalı bir cilt ama gerçekten limitli basıldığı için hoş duruyor ki şu an şunun şaşkınlığı içerisindeyim. Şömiz bile dokulu ve katmanlı yapılmış. Yani şu an videoda göstermek biraz zor ama az önce bahsettiğim bu parmak izi bırakan dokulu hissiyatı şömize de uygulamışlar. Gerçekten güzel bir şömiz tasarımı olmuş. Cildin kendisine de şu şekilde bakacak olursak yine gayet güzel duruyor.
Sanıyorum Prestige'in ürünlerinden daha büyük bir boyda. Birazdan karşılaştırırız. Bu da biraz sürpriz oldu. Açıkçası Felix'in böyle bir şey basacağından haberim yoktu. Fiyatını görünce tabii ki de biraz sitem ettik kendilerine ama son zamanlarda böyle oldu. Yani Marmara Çizgi'nin son Ronin'i olsun, Felix'in Karanlık Çağlar olsun biraz o yönden üzdü. Şöyle ebat karşılaştırması yapacak olursak da evet. Böyle biraz Deluxe edisyon gibi basılmış Karanlık Çağlar. Ha bu arada dekorum gelecekti. Dekorum gelmemiş. Onun sebebini açıkçası bilemedim. Sanıyorum baskıdan çıkmamıştır galiba. Unuttuklarını pek sanmıyorum ama olmadı. Kendilerine tekrardan ulaşırım. Evet, arada faturaya baktım. Orada dekorumun sona gönderileceği ile ilgili not düşmüşler. Yani en azından bu bile bir şey. Muhtemelen bir aksaklıklar oldu. Fiyatlarından bahsedelim. Karton kapaklı edisyonları da mevcut olduğu gibi benim aldığım bu sert kapaklı ciltlerin fiyatları Spider-Man Saltanat ve Ghost Rider Lanetlenmeye Giden Yol 640 lira bandına etiket buldu. Ön siparişte aldığım için ben ikisini 512'şer lira ödedim. Cayman'da 1200 liralık bir etiket fiyatı vardı. Oldukça kalın bir cilt. Bunu da ön siparişte yine %20 indirimli olarak 960 liraya aldım. Karanlık Çağlar ise 1400 liraydı. Bunu da ön siparişten yine %20 indirimli olarak 1220 liraya aldım. Dekorum gelse güzel olacakmış açıkçası. Fakat ne yapalım, yapacak bir şey yok. Yani bu şekilde nacizane bir alışverişim oldu. İngilizce de çok birikmemiş. Onun da çok biriktiğini sanmıştım fakat onlar da az gelmiş. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.